Seni ben ne arayacağım? Belediye Başkanı Ali Nuri Aktaş kaldırım işgalleri uygulamasıyla alakalı kendisine tepki gösteren esnaflara cevap verdi. Yalnız baştan sona talihsizliklerle dolu, çok kötü, çok efendime söyleyeyim, bana göre elim ve kötü bir açıklama. Kişinin kendisini bağlar, cevap verme ihtiyacı bile hissetmiyorum. Kendi açıklamasıdır. Çok üzüldüğümü özellikle ifade etmek istiyorum. Bir hanımefendinin, kent konseyinden bir hanımefendinin ismi karıştırılmış. Arkadaşlar biz bu projeyi kent konseyi istedi diye yapmadık. Biz bu projeyi olması gerektiği için yaptık. Biz bunu yapabilmek için daha önce farklı atraksiyonlar denedik ama üzülerek söylüyorum beceremedik. Eğer becerememekse bu sorumluluğu önce ben kendi üzerime alıyorum. 40 santim dedik, 60 santim dedik, trafiğe kapalı alanlar dedik, açık alanlar dedik, maalesef olmadı. Benim kimsenin işini gücünü bozmakla alakalı bir derdim olamaz kardeşim. Ne yaptığımın farkındayım. Kafayı yemedim. Başkan Ali Nuri Aktaş hayatında bu kadar teşekkür aldığı bir proje hatırlamadığını belirterek konuyla ilgili yapılan açıklamalara üzüldüğünü belirtti. Benim Selim Malçok'tan yaşım da büyük, ticaretim de büyük. Ben ondan daha fazla esnaflık yaptım, ticaret yaptım. Bizim kimsenin işiyle, şahsıyla işimiz yoktur. Ben sadece ve sadece yaptığı açıklamalardan dolayı başta o hanımefendi olmak üzere bir sürü çevrelerden ve kişilerden özür dilemesi gerektiğini bir kez daha kendisine acizane bir abisi olarak, belediye başkanı olarak değil, bir abisi olarak hatırlatmak istiyorum. Bana göre çok üzücü açıklamalar. İnegöl'de 242 bin insanın yaşadığını da hiç kimse kusura bakmasın unutmayacak. İnegöl'de 300 kişi, 500 kişi yaşamıyor. 242 bin insan yaşıyor. 242 bin insanın yaşadığını herkes göz önüne alacak. Hangi mesleği icra ediyorsa ona göre, kuralına, kaidesine göre icra edecek. Benim açıklamam. Bunun geri dönüşü yok değil mi? Yani trafiğe kapalı alan, trafiğe açık alan, öyle bir düzenleme imkanı var mı? Neyin geriye döneceğiz? 8 ay üzerinde çalıştık ya. Ya şimdi millet iddiaya giriyormuş. Geriye dönecekler, geriye dönmeyecekler. Seçim öncesi, seçim sonrası. Yaptığımız uygulamayla biz kimsenin hayatına ket vurmaya çalışmıyoruz diyor. Yani Allah aşkına soruyorum size ya. Lazım olan bir şeyi kaldırımda değil diye almaktan vaz mı geçtiniz? Yani bir şey lazımsa lazımdır. Bana takım elbise lazımsa lazımdır. Bana ayakkabı lazımsa lazımdır. Benim çocuğuma bisiklet lazımsa lazımdır. Evime ekmek lazımsa lazımdır. Gazete lazımsa lazımdır. Ben çocuğuma çitos alacaksam alacağım ya. Ya neyi konuşuyoruz? Allah aşkına neyi konuşuyoruz? Ben esef yani bazı yorumları hayretle karşılıyorum ya. Özellikle basın mensubu arkadaşlarına destek bekliyorum bu konuyla alakalı ya. Aldığım teşekkürlerin 3 gündür haddi hesabı yok ya. Ben hayatımda bu kadar teşekkür aldım. Başka bir proje hatırlamıyorum ya.